Geliyorum. Gelelim taciz hikayeme. En can alıcı kısma geliyorum. Abi yaklaşık ikinci ayım falan. Ya bir sürü anım vardı hatırladığımı söylüyorum. Burayı iyi dinleyin abi. Restoran burası. Saat 9. Restoranı kapatmam lazım. Ama velakin bir tane müşteri geldi. Ve buraya oturdu. Saat 8.30 civarlarında erkek bir müşteri. Çok tatlı bir adam. Ben de tabii artık alışmışım. Çatır çatır İngilizce yani özgüven yerine gelmiş. İşte İnsanlara İstanbul'u tanıtıyorum. Türk insanlarını anlatıyorum falan. Amca ile sohbet ediyoruz. Adama dedim ki dokuzda restoranı kapatmam lazım. Spora geçeceğim. Ben de spora gidiyorum. Saunaya giriyorum. İşte saunalar orada karma. Meksikalı kızlarla falan birlikte giriyorsun böyle. 10 kişi 15 kişi oturuyorsun. Bikiniler falan. Neyse. Ee, savunaya giriyorum, havuza giriyorum. Tertemiz yıkanıyorum, allanıp pullanıyorum, neyse giyiniyorum. Eve gidip uyuyorum ya. Yani. Sonra işi kapı dükkanı açmaya çıkıyorum. Adam burada oturuyor. Dedim ki 9'da kapatacağım. Tamam bro dedi. Hiç problem yok kanka falan. Aynen bu mod Tam böyle ciks. Abi tam şu kapıdan. Siyah şapkalı. Siyah hudili. Kapşonlu siyah pantolonlu kapkara bir kadın geldi. Yaklaşık 1.65 boylarında. Elinde de siyah bir poşet var. Böyle çanta var. Buradan yürüdü. Hay yaptı böyle. Kadın olup olmadığını ilk anlamadım bu arada. Buraya geldi oturdu bak. Na buraya oturdu. Eee hanımefendiciğim dedim. Canım ablacığım. Restoranı 15 dakikaya 10 dakikaya kapatıyoruz. Ben de çok çabuk pratik bir şey gideceğim dedi. Yalnız tek bir ricam var dedi. Yanında bir kadeh şarap alabilir miyim dedi. Ulan şarap da iyi para şimdi satmak istiyorum. Dedim sikerler 9.30'da gidersin oğlum ne olacak. Yok siyah değil kadın beyaz. Tabii ablacığım dedim. Gittim böyle arkadan daha şurada, da şurada dur buzdolabı var. Ee, taktikte şu Kamil abinin tek model şarabı var Amarokoy'un buzdolabında. Meri'de 12 tane şarap çeşidi var. Kim ne derse ondan koyuyoruz. Herkes harika bir şarapmış bu diyor anlamadım. Yani Türk kafası işletiliyor restoran. Bir noktaya kadar ben sonra onu biraz değiştirdim. Çünkü hafızcım hoş geldin. Biri gelecek abi şaraptan anlayan. Bu ne amına koyayım diyecek. Ama o da tek şarap olan da güzeli bu arada. <laughs> Neyse gülmeyin dur. Kadın oturdu. <laughs> Sesim gidiyor arada böyle. Kadın oturdu. Yemeğini arkada hazırladım. Bu arada kızları falan göndermişim. Tek başımayım restoranda. Adam muhabbet ediyor. Kadınla laf giriyorlar falan böyle. Espriler havada uçuşuyor. Nerede o? Bak ben bu arada şu nazar boncuklarını İkinci haftamda bir kadına İngilizce olarak anlattım abi. Götümü yırta yırta anlattım. En sonunda böyle falan diyordum. Bak dedim for example bir arkadaşın seni kıskanıyor. Tamam mı? İşte orada bu seni koruyor. Falan böyle saçma sapan anlatıyordum yani. Çünkü gelen soruyor bunun anlamı ne? Hep görüyoruz falan diyor. Özel çalışacaktım bir ara yani. Kadın yiyor. Bir tane şarap istedi ya. Şarabı içti. Bir tane daha alacağım dedim. Ablacığım dedim bak hani gideceksin amına koyayım. Söz verdim. Kal, göttük şıllıklık yapma yani. İkinciyi istedi. Tövbe ya Rabbim dedim. İkinciyi de götürdüm. Kadın bana sarmaya başladı. Ufak ufak. Bana bakıyor, kitleniyor, kalıyor böyle. Ben de kasadayım. böyle oralı değilim. Arada bakıp tövbe ya Rabbim falan deyip önüme bakıyorum. Sonra bana sorular sormaya başladı. Nerelisin? Kaç yaşındasın? İşte Yakışıklı çocuksun. Bilmem ne Teşekkür ederim diyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah sana da öyle bir çocuk nasip etsin Bir yerde böyle 13 dedim. Yani o 13 bak bizim öğrendiğimiz şekilde. Kadın ona takıldı. Dedi ki ha sıkıntı burada dedi. Çok güzel İngilizcem var. Ama t t t var ya 13. Onları kasıyor Hala çeviremedim. Onu bana öğretecek. Ayağa kalktı. Böyle beni kollarımdan tuttu. Tamam mı? Şimdi benle birlikte tekrarla diyor. Çirk, bakmadım oğlum ya? Çirkin güzel Allah'ın işi ben mi karar vereceğim? Kollarımdan tuttu diyor ki 13 de diyor. <gülüyor> Gülüyorum 13 diyorum falan. Evet diyor işte böyle. Çitleniyor bir 10 saniye daha dedim yarraydık beni kesin çıkacak yani. Ne oldu da belli değil kapalı mapalı. Ben böyle daha hani bir önce doğrusunu söyleyeyim de gitsin istiyorum. Geri çekiliyorum gene kalkıyor. Bak şimdi bunu söylesene diyor. Bunu söyle diyor, bunu söylüyor. Kukla gibi kullanıyor bir duyguları oynadı orada? Ayakta restoranı işletmeciziyim ortada benim 13 13 diye dolaştırdı beni. Adam da bakıp izliyor falan. Ablacım üçüncü şarap. Üçüncü istedi, bitti. <laughs> tamam mı? Üçüncü bittikten nokta, bittikten sonra dedim ben buna bir daha şarap götürmeyeceğim. İstedi dedim bitti. Kalmadı şarap. Böyle bakıyor bana. Has, has, has. Abi, dedim kalmadı amına koyayım. Yok Şurada oturuyor bak şurada lan şurada. Kalkıyor gidiyor kalkıyor gidiyor dedi ben bir tuvalete gideceğim ama karı böyle sendelemeye falan başladı. Yani sarhoş olduğunu düşünüyorum ben. Üç şarapla sarhoş oldu. Sendeliye sendeliye bak şurası tuvalet tamam mı? Buradaki tuvalete gitti. Ben de arkasından gittim. Ayağımı kapının arasına koydum. Hani kitler içeriden Allah korusun bir şey yaparken de kadının davranışları normal değil çünkü. Normal bir e, sarhoşluğu yok kadının. Bir garip. Ben abi ışıkları kapattım, kapıyı kilitli falan yok. Hani ayağımı tutuyorum ki şey olmasın, ne derler. Bir şey başına gelir, düşer, kafasını vurur. Ee, ve kadına da uyarıyı çektim. Dedim ki ablacığım dedim bak ben buradayım, merak etme. Ee, bir şey olursa söyle. Çünkü kadın öre öre kusuyor orada. Aaa diye bir ses çıkıyor, aaa diye bir ses çıkıyor. Değişik değişik, cin kaçmış gibi. Bir yerde ses kesildi. Ne oldu lan falan. İyi misiniz diyorum, iyi misiniz diyorum. E, tamam diyorum o zaman ben ambulansı, polisi arıyorum diyorum mesela uzaktan. I'm fine diye bir ses çıkıyor. Polisi ve ambulansı duyunca kadın istemsizce cevap veriyor tamam mı? Çünkü Amerika'dayım, öğrenci vizen var, bir restoranın içerisindeyim ve çalışıyor gibi gözüküyor. Kaçağım yani. Öyle rahat rahat polisi aramak falan ben göte gelirim anlatabildim mi? Lütfen e, işte beni polise aramak zorunda bırakmayın. Dışarı çıkın falan. Bu böyle tribe geriye gire çıktı. Geldi buraya. Tam yanımdayken bana bir sarıldı böyle. Memelerini elletmeye çalıştı. O ittim kadını ne yapıyor? Öpmeye çalıştı beni. Buralarımdan öpmeye çalışıyor falan. Ablacım dedim bak. Hani bu Ce Celal ile Ceren miydi? Oradaki böyle kırbaççı bir kadın vardı ya. Döşe bana diyen. Ya öyle hissediyorum yani. Kadın yaş Büyük, garip iğrenç bir şey yani. Kadın zor zor şuraya oturdu abi tamam mı? Gidiyor uyuyor. Uyuyor. Dokunmak istemiyorum temas etmek yasak. Bir metre kuralı var o var bu var. En sonunda dedim kadına abla dedim polisi çağırıyorum. Ha polisi çağırıyorum uyanıyor. Ondan no, no, no. diyor gideceğim diyor falan. Hesap götürdüm. Kalktı düştü devirdi buraları her şey darmadım. Bu arada adam gitti he. O adam gitti çoktan onu getiriyor bunu getiriyor bayılıyor düşüyor ayağa kalkıyor bana gene sarılmaya çalışıyor tutuyorum artık otutturuyorum karının kafa GG bir milyon yani. olmuyor dedim ben polisi arıyorum çünkü ölecek ve başıma kalacak yani filmlerde izlemişiz ya böyle 911'i aradım ne olacak amına koyayım hiç bilmiyorum ki Hi Diye bir ses geldi böyle hani emergency, mi, acil durum mu, polis mi, ne ihtiyacım var diyor. Polis, yok şey dedim, ambulans dedim. Ondan sonra bir tane polis çıktı. Polis şey yapıyor bu arada, devreye sokuyor onu. Zenci bir kadın, siyahi bir polis memuru belli sesinden. Anlatın durumu dedi. Dedim ben şu an Athena Cairo diye bir restoranın içerisindeyim. Beni bir kadın var siyahlara bürünmüş beni öpmeye çalışıyor, yalamaya çalışıyor, memelerini ellettirmeye çalışıyor dedim. Kadın gülmeye başladı. Her <laughs> da gülüyor. Ben kadın gülme amına koyayım ciddiyim. Korkudan öleceğim amına. Kadına bir şey olacak diye, başıma kalacak diye korkuyorum yani. She's trying to kiss me diyorum. Ben dedim haklıyor beni diyorum ya, elliyor diyorum beni. Kadın bir yandan bilgi soruyor, soru soruyor ama sorarken de gülüyor çünkü muhtemelen. Çok denk geldiği bir şey değil. Arkadaşlar, ben kadınla bunları konuşurken işte diyorum ki she has black cap, işte black suit falan. Bir de burada bir çantası duruyor şurada. O çanta arada bir hareket ediyor amına koyayım. Onun içinde ne var bilmiyorum. Abi ben kadınla telefondayken <laughs> akşam saati bu arada hava karanlık. Şuradan e sonra mı? Gerçekten mi yapıyorsunuz bunu? Gerçekten mi? Sallıyor muyum şu an? Yok okay, ki anlatmam ya umurumda olmaz. Hayır o anlat diyenlere sövün sövsünler de yaptım. Şaka yapıyorum. Hadi anlatacağım. Tam buradan abi böyle yakasında eşek kadar böyle inek kolyesi gibi çanı gibi. Şerif Sam Meteo'ya şerif bakıyormuş ben bilmiyordum. Bu kadar yıldızı olan izbandut gibi bir herif girdi. Şurada iki tane polis arabası dört beş tane de backup polis. O girdi. 2-2. 4 polis memuru bir tane de şerif. Bak ben telefondayım ha. Sam moda alın abi. sam moda alın. Bunlar götünden sallayıp RP e yapan adamlarla karıştırıyorlar beni hala ya. Sam moda alın. Al abi san moda. Hiç hoşlanmıyorum şu hareketten. Bu çok büyük bir saygısızlık bu arada arkadaşlar. Size bir şeyini anlatan bir herife he 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 anlat yapmanız gerçekten ee, ayıp bir şey. Onu da bilin. Neyse. Buradan dayı geldi. Onun için dedim dedim zaten geldiler şu an telefonda. Evet dedi siz merak etmeyin onlar işlerini yapacak. Ee, siz bana bilgi vermeye devam edin. Şu an konuşmalarınız kayıt altında falan diyor. Dedim ki siyah bir çantası var. Kadın şunları şunları giyiyor. Bunları bunları dedi bana. Bunları bunları yaptı. Sadece iki bardak, üç bardak şarap içi dedim. Her şey bu arada dürüst şekilde söylüyorum yani kadına. Polisler şöyle davrandılar. Bak anlatıyorum size. Mem diyor böyle. Hanımefendi merhaba merhaba. Beni duyuyor musunuz? Kadın baygın bu arada. Dört defa falan kadına uyarıda bulundular. Kayıt altında veya değil fark etmez. Dört defa uyarıda bulundular. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Size dokunacağız. Size e, ne oldu lan yayın mı gitti ama? Ha yok. İşte e, çantanıza bakmak durumundayız falan diye. Çok kibar bir şekilde kadına yaklaştılar. Eee çantasını aldılar kadının. Abi çantayı bir açtılar içinde. Küçük küçük viski tüpleri bitmiş şişeleri. Uyuşturucu. Yani esrar çıktı daha doğrusu. Kadın bayağı müptelaymış anasılayım. Bayağı müptezelmiş. Neyse artık onun terimi. Bağlıymış yani. O zaten kafası güzel gelmiş oraya. Benim de iki tane üç tane şarabımı içince kafa limon olmuş kadının. Hemen iki tane backup bana geldi. E, ee, işte dedi ki siz ne yapıyordunuz burada? Dedim ki burası benim kuzenimin restoranı. Bugünlük ona bir iki saatle yardım etmek için buraya geldim. Ondan sonra bu kadın geldi böyle böyle. Bana ne dediler biliyor musun? Kadının hesabı nerede? Nasıl yani dedim. Ya önemli değil dedim hesabı. Saat 11 oldu. orada arkadaşlar bu anlattıklarım toplam bir buçuk saat sürdü. Yani polisi aramam bir buçuk saat sürdü benim. Bir buçuk saat. Sonra sabrım taşla polisi aradım ben. Kadının kesinlikle şey yapamadım. Hesabını ne istiyorsunuz? Ee, ödememiz gerekiyor. Onu dediler yani yemiş içmiş ve bu hesabı ödememiz gerekiyor. Kadının cüzdanını aldı adam açtı içini. Parayı verdi ne kadarsa atıyorum. 38 dolarsa 40 dolar bıraktı. Kaç saattir uğraşıyorsunuz dediler. Dedim ki 2 saattir buradayım. Tamam dedi işte bir hesabın %10'unu yüzde %10'unu belirleyip bir de üzerine ekstra ee, tip verdi polis al kardeşimle de tip baksın için. ben dedim onu ben almayayım tip baksın içine atın hani bunu kasaya koyacağım ama o da çalışanmış şeyler garsonlar için ee, dursun dedim ben dedim garson değilim sonuçta çalışmıyorum burada dedim ee, yok yok o zamanlar yüzde onu on üçü bırakılıyordu yüzde on üçtü galiba yanlış hatırlamıyorsam yüzde on beş yüzde on üç ben hangisi öyle bir şey hesabı kapattı herif bahşişi de verdi mi polis Etrafa da baktı çok güzelmiş burası falan dedi işte hani neler var burada dedim dönerimizi ya polis kardeş. Tamam dedi geleceğim bu arada geldiler dört gün sonra 4 polis. Kadını kelepçelediler götürdüler ondan sonra çantanın içini bir açtılar yavru bir köpek çıktı. Bu arada köpek varmış içinde 10-15 arası değil mi? Yavru köpek için hemen 3 saniye sonra bir tane veteriner araç geldi. Köpeği seve seve götürdüler araca koydular. Ondan sonra bastılar götürdüler köpeği. Kadının işte bilmem nelerine el koyuldu. Kaliforniya kimliğim benim kontrol ettiler. Gittiler. Onu kapandı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde ben daha telefondayken polis geliyor. Düşün ya yani sinyal gittiği gibi polis devreye giriyor zaten. Hallediyor. Yavru köpeği de güzel bir şekilde alıp götürdüler. Biz de olsa balkona koyarlar buraya. Ya şimdi ablacığım bir bak ya bak bağladım ben buraya deyip böyle poşetikle. Yok ya bizde de çok düzgün insanlar var şimdi şey yapmayayım da. Eee falan filan. Yani sonuç olarak bu işi böyle atlattım ben o gün. Kamil abi ne diyor bu noktada? Kamil abi iki defa haber verdi. Ne diyor bana tahmin edin? Video çek, video çek. Bütün oğlum Sammet'e 10 tane polis gelmiş videoya çek diyor bana ya. Adam oradan bile prim yapacak ya. Kur telefonu kur diyor bana. Ya Kamil abi dedim amına koyayım i20'li şeyli öğrenci vizeli adamım. Ben sınır dışı edilirim diye korkuyorum. Sen videoya çekliyorsun ya. Oğlum diyor orası 10 senedir açık ilk defa polis geldi de oraya diyor. Ne güzel keşke ben de orada olsaydım falan diyor bana. Bu polis arası böyleydi. Yani kadın öyle bir tacizde bulundu bana. Taciz dediğim işte de, Ondan sonra polisle çözebildim. Bir daha da gelmedi. Ya bu restoranda çok başıma şey geldi hakikaten.